Yanlış cevap veren kişiler oyununa hazır mısınız? Hazırız tabii ki de. Olamaz. Bakın testere kafamızın üzerinde. İnşallah sen kesilirsin. Ben kesilmem. Siz kesilirsiniz inşallah. Susun be. Hepinizi geçeceğim abi. Ben kesilmeyeceğim. Siz kesileceksiniz. Hadi bakalım o zaman ilk soruyla başlayalım mı? Başlayalım abi, sıkıntı yok. Atatürk'ün doğum yılı. Atatürk'ün doğum yılı. Çok basit arkadaşlar, 1881. Evet, bunu herkes doğru bildi. Evet, bunu bilmem mi var ya? Bunu bilmem mi var? Evet, bu soru kolaydı köylü bey. Başka sorular gelsin. Aa, ben kazanacağım. Hayır, ben kazanacağım. Evet, hangi ülke kebap ile ünlüdür? Hangi ülke kebap ile ünlüdür? Arkadaşlar çok kolay sorular bunlar ya. Çok kolay. Benden kopya çekmeyin. Asıl benden kopya çekiyorsunuz, benden. Ya hiçbirinizden falan kopya çektiğimiz yok. Bir susun be. Noob Amerika yazmış. Noob yanlış cevap. Evet Noob, yanlış cevap verdi. Testere yaklaşıyor. Evet Noob, girişsin. Hadi geçmiş olsun. 5-2 kaç yapar? 5-2, 5-2, 5, 4, 3 yapar arkadaşlar. 3 yapar. Olamaz, karıştırdım. Değiştirebilir miyim cevabı Sucu Bey? Hayır, değiştiremezsin. Aa, arkadaşlar ya, Noob bile senden daha iyi bildi tarihi. Utan Allah aşkına, bir utan ya. Hayır. Tarık toplama işlemi zannetti arkadaşlar. Keriz Tarık toplama işlemi zannetti. Evet, testere yaklaşıyor Tarık. Hayır. Evet, Türkiye Cumhuriyeti ne zaman ilan edilmiştir? Tarihi yazın. Dur, tarihi arkadaşlar 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923'te ilan edildi arkadaşlar. Bakalım siz ne yazmışsınız? Abbas, ne yazdın oğlum sen? Atatürk'ün ölüm yılını sormuyor mu? Hayır oğlum, Cumhuriyet'in ilanı. Karıştırdım, hayır. Noob'a bakın arkadaşlar, hiçbir şey yazamamış. Evet, Abbas ve Noob gidici. Hayır, olamaz. Kedilerin kaç canı vardır? Kedilerin 9 canlı, 9 canı vardır. Kolay soru. Bu kolay baya. Evet, baya kolay. Herkes doğru cevaplamış. Aferin size. Bu yanımdaki enstrümanın adı nedir? Bu yanındaki enstrümanın adı nedir? Piyano, piyano. Tamam arkadaşlar, piyano tabii ki de. Çok basit bir ritler ise piyano. Piyano değil, kemanın adı. Tarık saçmalama Allah aşkına. Hayır, klarnet, klarnet. Allah seni anmasın. Noob bile doğru bildi değil mi Noob? Vallahi kerizlerle oynuyorum ya. İki tane keriz yan yana, yemin ediyorum yan yana. Evet Tarık ve Abbas, yanlış cevap. Olamaz, hayır. Aa, benim adım Abbas, bağlasanız durmam. Evet Tarık ve Abbas, yaklaşıyor, bilginiz olsun, yaklaşıyor. Az sonra ikiye böleceksiniz. Kızsın. Evet, bu yanımdaki solumdaki enstrümanın adı ne? Oo, bu ne oğlum? İlk defa görüyorum ben bunu. Olamaz arkadaşlar. Sallayacağım arkadaşlar, vallahi sallayacağım. Gitar. Gitar olabilir mi? Evet, vallahi gitar arkadaşlar bu. Gitar mı? Allah kerisi, nasıl bilmezsin? Arp bu. Ne? Arp mı? Nasıl bilmezsin? Noob'sun oğlum sen. Noob'a bakın arkadaşlar. PS5 yazmış. Olamaz arkadaşlar. Noob ve biz şu anda yandık. Evet, testere gittikçe yaklaşıyor. Evet, 39 plaka kodu hangi ilimize aittir? 39 plaka kodu. Tarık biliyor musun? Vallahi billahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Eyvah, nereye ait acaba? Arkadaşlar sallayacağım. 34 İstanbul, herhalde İzmir'dir arkadaşlar. 39 İzmir. Bakalım siz ne yazmışsınız? Ya Tarık, İstanbul ne alaka? Öyle benim. Allah Allah, Amasya yazmış Abbas da. Kırklareli yazmış da Noob. Oo Noob, nereden biliyorsun sen bunu? Evet Noob doğru cevap verdi. Ne? Nasıl olabilir? Evet, 39 plaka 40'lar 50. Abi inanamıyorum ya. Noob bizden daha doğru cevap verdi. İnanamıyorum. Evet, testereler yaklaşıyor. Olamaz. Çok yaklaştı, çok. Eyvah, bana da çok yaklaştı. Halle şükret. Evet, önümdeki masa ne masası? Ne masası? Bilardo. Bilardo masası arkadaşlar. Ulan hatırlı bilmez olur muyum? Bilardo masası tabii ki de. Oğlum yanlış bildi. Futbol, futbol. Topu görmüyor mu? Ya Tarık, her topla oynanan şey futbol mu oluyor?
Hayır, voleybol. Voleybol oğlum, siz delisiniz ya. Delisiniz. Noob ne yazmış? Merhaba, ben Noob yazmış. Evet, doğru cevap Bilardo. Hepiniz yanlış bildiniz. Feridet bildi doğru. İşte bu. Olamaz. Çok yaklaştı. Olamaz. Hadi bakalım, şimdi bir size birazcık bilmece soracağım. Tamam, bilmece. Olur olur olur. İnşallah bilirim. Arabaya binerim, giderim giderim bitmez. Nedir bu? Arabaya binersiniz, gitsiniz gitmeniz bitmez. Gitsiniz gitsiniz bitmez herhalde. Benzin. Oh, benzin biter arkadaşlar. O zaman yol. Yol yol. Tamam, gitsen gitsen bitmiyor yol. Tekerlek tekerlek. Oğlum tekerlek bitiyor. Herkes yol demiş. Sen sadece tekerlek demişsin. Hayır. Evet, Tarık yanlış bildi. Testere yaklaşıyor Tarık. Of of. Tarık çok yaklaştı. Olamaz. Bir bilmece daha sorayım mı? Tamam, sor 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 sor. Tamam, inek verir bizlere. Afiyet olsun sizlere. Nedir bu? İnek ne verir? İnek 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 et verir. Et dışında süt verir. Tamam, süt süt. Bu biraz kolay gibiydi sanki. Evet, herkes bilmiş. Herkes bilmiş. Kolaydı sanırım. Üzülme Tarık, merak etme. Üflersen geçer kardeşim. Tarık yandı. Evet, Tarık harbiden yandı arkadaşlar. Tarık çok az kaldı yani. Hani biraz matematik sorayım. 9 milyon çarpı 0. 9 milyon çarpı 0. Direkt 9 milyon yapar arkadaşlar. Yani 9 milyon çarpı 0. 9 milyon yapar. Hopla kafayı verin. 0 0. Ya saçmalamayın. Oh, herkes 0 yazmış. Olamaz. Feride yanlış bildi. Hayır. Anam çok yaklaştı. Vallahi billahi çok yaklaştı arkadaşlar. Bu yanımdaki iş makinesine naat verilir. Oo, bu ne oğlum? Ya bunun adını soruyorsunuz değil mi? Evet. İş makinesi. Hayır. Allah Allah. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Onun sürebiliyorum baksanıza. Neyse, sürmeyeceğim arkadaşlar. Bunun adı ne olabilir? Tarık biliyor musun? Söylemem. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Ne olabilir ya? Ne olabilir? Ben iş makinesi yazıp geçeceğim arkadaşlar. İş makinesi yazacağım. Yani aklıma gelmedi. Ben nereden bileyim bunun adını ya? Ne yazmış Tarık ve Abbas? Bulduzer. Evet evet. İşte bu. Evet, bulduzer. Olamaz. Noob ne yazmış? Soru işareti yazmış. Evet ya, bulduzer doğru. Feridet ve Noob yanlış. Olamaz arkadaşlar, çok yaklaştı, çok. Türkiye'de yüz ölçümü en büyük olan şehrimiz. Konya arkadaşlar, direkt Konya yani. Yüz ölçümü en yüksek olan şehrimiz Konya. Ne oldu bakayım, ne yazdınız? Kereser İstanbul yazdılar. Oğlum nüfus değil, yüz ölçümü, yüz ölçümü. Hayır hayır. Evet, Noob ve Tarık hakkın rahmetine kavuşuyor gibi arkadaşlar. Hadi bakalım. Tek doğru cevap Feridet verdi. İşte bu. Olamaz. Hayır. Evet, Tarık ve Noob hakkın rahmetine kavuştu. Abbas, sana da çok yaklaşıyor. Hayır, yaklaşmıyor, öyle deme. Yaklaştı bile. Hayır. Evet, insanların kaç tane neyi vardır diye sorayım. Bacağı vardır. Abi bunlar yani kolay sorular, zeka sorusu bunlar. De tabii Abbas'ta zeka yok ki. O kadar var, merak etme, sus, sende yok. Ya Abbas bir sus ya. Benim oğlum var ya, bana çok yaklaşmadı ama sana çok yaklaştı. Senin bir şey hakkın var, benim iki hakkım var, o yüzden sus. Evet, ikiniz de kurtuldunuz. Şimdi sıradaki soru geliyor. Kürk mantolu Madonna kitabını kim yazmıştır? Kürk mantolu Madonna kitabını kim yazmıştır? Allah arkadaşlar, yandık vallahi bile. Olamaz Feridet ailesi. Bilmiyorum bunu. Olamaz, sanırım ben de bilmiyorum. Ben sallayacağım arkadaşlar. Sallayacağım abi, vallahi sallayacağım. Feridet ailesi Sabahattin Ali. Sabahattin Ali diyorum arkadaşlar, aklıma o geldi. Evet Feridet, doğru cevap. Abbas yanlış. Ne? Nasıl doğru? Sallamıştım. Hile hileci. Ve işte bu. Yine kazanan benim. Evet, sen kazandın. Her neyse arkadaşlar, bir videonun sonuna gelelim abi. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Lütfen videoya like atın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Sağ sol ekranda ne var? Tıkla tıkla tıkla. Lütfen sağ sol ekrandan çıkan videoyu tıklayın Feridet ailesi. Sizleri gerçekten çok fazla seviyorum arkadaşlar. Videomuza like atın. Kanalımıza abone olun. Sağ sol ekrandan çıkan videoyu tıklayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.